Ergün Diler, Yakma Plan Orman yangınları hala sürüyor, belli ki daha devam edecek. Farklı noktalara sıçrama ihtimali de hiç zayıf değil. Çünkü dünyanın gidişatını, ekonomisini, para birimini, üretimini, sıcaklığını, yani dengesini değiştirmek ve yeniden kurmak isteyen bir güç var. 2015 Paris İklim Anlaşması da bu gücün eseridir. Dün de yazdım, işin beyni Profesör Nicholas Turner. London School of Economics and Political Science bünyesinde Hindistan Araştırmaları Başkanı olarak görev aldı. 2013-2017 arasında İngiliz Akademisi Başkanıydı. 2014 yılında Royal Society üyesi seçildi. 1994-99 yılları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda baş ekonomist, 2002-2003 yılları arasında da Dünya Bankası'nda baş ekonomist ve kıdemli başkan yardımcısı olarak çalıştı. Ekonomi bilimine katkılarından dolayı 2004 yılında Sir ünvanı, 2007 yılında ise Baron Stern of olarak Lord ünvanı aldı. 15'ten fazla kitabı ve 100'den fazla makalesi var. Peki sıfır karbon yeşil üretim nasıl ortaya çıktı? Yıl 2005'ti. Amerika İngiltere'yi yanına alıp Irak'a girmiş, petrol dünyanın zirvesinde yer almaya devam ediyordu. Gordon Brown ve Tony Blair tam bu tarihte profesöre iklim, Politika ve ekonomiyi yan yana getirip bir dünya hayal edin ve bunu bizimle paylaşın talimatı verdi. Belli ki onlara da daha yukarıdan gelmişti. Paris İklim Anlaşması'na giden yol o zaman açıldı. Dünyayı değiştirmek isteyenler 197 ülkeye imza attırıyordu. Trump'la Amerika buradan çıkan tek ülke oluyordu. Pandemi ve sonrasında yaşanan küresel ısınma ekonomiyi tamamen değiştirmek için sahne alıyordu. Amaç dünyanın 1,5-2 derece daha az ısınmasını sağlamaktı. Bütün üretim kalıpları, teknoloji, şehirler, ulaşım, enerji üretim tüketim anlayışı, mülkiyet algısı kısaca her şey değişecekti. Küresel ısınmayla mücadele bambaşka dünyaya kapı aralıyordu. Amaç da buydu. Zaten Profesör Stern bunu gizlemiyordu. Ancak asıl mesele Amerika'nın tutumuydu. Obama ile Paris İklim Anlaşması'na imza atılıyordu. Trump'sa gider ayak bundan çıkıyordu. Biden'ın geleceğini ve anlaşmaya tekrar döneceğini Profesör Nicholas Stern Amerika seçimlerinden önce söylüyordu. Bu da ilginçti. Trump ve arkasındaki güç bu imzaya karşıydı. Kavga da buydu. Kripto paraların algısı için çalışan Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook'un da dahil olduğu Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri Beyaz Sarayla direkt temas kurarak iklim değişikliğini ne kadar ciddi gördüklerini başkana iletti. Trump'ın kızı Ivanka Trump bile Amerikalı patronların babasına baskı yapmasını istedi. Dow Chemical şirketinin başkanı Andrew Lyrus'a e çağrı yapan Ivanka Trump, diğer CEO'larla ortaklaşa bir mektup yazılmasını önerdi. Başkan Trump bu anlaşmanın Amerikan iş gücüne zarar verdiğini düşünüyordu. Fikri değişmiyordu. Trump'ın baş stratejisti Stephen K. Bannon, Çevre Koruma İdaresi Başkanı Scott Pruitt ve Beyaz Saray Hukuk Tanışmanı Dan McGann dosyalarla gelerek Trump'ı ikna etti. Ivanka Trump, ekonomi şefi Gary Cohn ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise anlaşmayı sonuna kadar onaylıyordu. Ben'in anlaşmada kalınması halinde Amerika'nın kayıplarını bir bir sıraladı. Rakamlarla büyük bir sunum yaptı. Ben'in özel görüşmelerle başkanı Paris Anlaşması'nın globalizmin bir ürünü olduğu konusunda ikna etti. Bu savaş o kadar büyüktü ki Beyaz Saray'da kimse kalamadı. Trump dahil herkes tasfiye edildi. Ancak Amerika'nın olmadığı Paris Anlaşması da zor yürürdü. Bu nedenle bu kavga bitmiş değil. Konu asla ve kat'a sadece 1,5-2 derece değildi. Her şeyin değişmesi, her kuralın yeniden yazılması demekti. Dünya baştan başa formatlanacaktı. Trump'ın Amerikası buna itiraz ediyordu. Prens Charles'a Davos'ta büyük sıfırlamayı savunuyordu. Trump'ın Facebook'tan Twitter'a kadar olan eksende boykot yemesinin nedeni buydu. Diktatör denilerek saldırıya uğramasının nedeni buydu. Amerika sahipsiz değil diyerek binlerce insanın Kongre'yi basmasının nedeni buydu. Stephen Bannon'ın görevi bıraktıktan sonra tutuklanmasının nedeni de buydu. Daha neler neler. Bizde hala orman yangınlarını otellere arazi açmak için mantığıyla değerlendiren çoktu. 91 ülkede yangın vardı. Kaliforniya alev alev yanıyordu. İtalya'da, Yunanistan'da, Fransa'da kavruluyordu. Onlar da mı oteller için arazi arayışındaydı? Eğer Profesör Stern'e görev veren güç savaşı kazanırsa, Türkiye buna çok hızlı uyum sağlamak için adım atmalı. A'dan Z'ye kadar değişim demek bu aksi ise büyük mücadele demek. Yani her şartta hazır olmak durumundaydık. Muhalefete baktığımda genel itibariyle globalizmi savunanın çok olduğunu görüyorum. Siyaset de bu iki akım arasında yeşeriyor zaten. Olaylara kapımızın önünden bakmayı bırakırsak asıl meseleyi daha net anlarız. Ergündüler Takvim. Bekir Azar Biz Türkiye'yiz. Ülke başkanları, generaller, istihbarat başkanları ve küresel sermayenin önde gelen isimleri her yıl Davos'ta buluşuyor malumunuz. O toplantılardan birinde büyük sıfırlama gündeme geldi. Her şeyin sil baştan olacağı bir yeni dünya düzeninin kuruluşundan bahsedildi. Bu açıklamaları sıradan insanlar yapsa komplo diyerek geçiştirirdik. Ancak devlet başkanlarına, askerlere, istihbaratçılara yapılan bir sunumdu büyük yangınlar ve afetlerden de haber veren o toplantının detaylarına geleceğiz. Ama önce şu anda dünyanın haline bir bakalım. Türkiye, Amerika, Rusya, İtalya, İspanya, Fransa gibi 5 kıtada bugün tam 91 ülkede yangın var birçok ülkedeki yangınlarda sabotaj ihtimalinin çok yüksek olduğu açıklandı. The Economist, Der Spiegel ve Time dergilerinin aylar öncesi kapaklarında dünyayı yangınlar saracak diye işaret etmesi tesadüf değildi. Bir istihbaratçı dostum, Rusya'da ne zaman yangın çıksa Amerika'da cayır cayır yanar. Amerika yanarsa ertesi gün Rusya'da yangın bekle diyordu. Bugün Rusya'da bizden daha fazla noktada yangınlar aldı başını gidiyor. Danimarka büyüklüğünde orman alanları yandı ve hala devam ediyor. Amerika tam 35 gündür yangınları söndüremedi. Colorado yangınları bir ayı geçti ve bizdekinden hacim olarak çok daha büyük. New York ve Los Angeles büyük yangınlarla boğuşuyor. Dibimizdeki Yunanistan'da alevler başkent Atina'nın kapısına dayandı. Bizde ve tüm dünyada tam 91 ülkede aynı anda yüzlerce noktada yangın çıkması tesadüf olabilir mi? The Economist'in blog sayfalarından birinde, Covid-19 ile boğuşan dünyanın hemen ardından büyük yangınlara maruz kalmasına ilginç yorumlar vardı. Bunlardan birinde de, yeni dünya düzeni için büyük sıfırlamanın en önemli adımları virüs sonrası bu yangınlardır denildi. Yeni bir dünya için yangınların yol açacağı kaosun küresel elitleri rahatsız etmeyeceğine dahi vurgu yapıldı. Gelelim Haziran 2020'de yapılan Davos'taki toplantıya. Pandemi küresel ekonominin great reset, büyük sıfırlama haline geçişi olarak adlandırıldı. Ülkelerdeki gerilimin daha da artması için sel veya depremlerin etkili olacağı o toplantıda konuşuldu. Şimdi deprem ve sel belki küresel bir güç planı dahilinde olduğunu söylemek uçuk gibi görünse de yangınların çok kolay bir şekilde uyuyan hücreler sayesinde başlatıldığına defalarca şahit olundu. Ocak-Ağustos 2019 tarihleri arasında Amazon'da tam 75.336 yangın çıktı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amazon ormanındaki yangınları ödenekleri kesilen çevre örgütlerinin çıkardığını, Avrupa Birliği'nin de onları desteklediğini söylemişti. Bana operasyon çekiyorlar demişti. Tüm dünya şu anda büyük bir operasyonla karşı karşıya. Bugün baktığımızda 35 gündür söndürülemeyen ve bizden kat kat büyük olan Colorado yangınlarına rağmen Amerikan basını Türkiye'yi sayfalarına taşıyor. Türkiye'yi yönetenlere saldırıyor. Bizim içimizdeki her şeyi batıdan bekleyen ittihatçı kafalar da buna balıklama atlayarak devletine aynı Amerikan medyası ağzıyla saldırıyor. Halbuki afetler, saldırılar tüm dünyada ulusal kenetlenmelerin tüm bireylerce topyekün sağlanmasına yol açmaktayken bizdeki ittihatçı kafaların gram değişmediğini görüyoruz afetlerle, operasyon ve saldırılarla mücadeleyi bilen güçlü bir ülkeyiz biz. Bu gözlerine perde inmiş, dünyadan bir haber, devletiyle uğraşan ittihatçı kafalara rağmen önce Türkiye diyerek kenetlenen, omuz omuza veren insanlarımızın ezici çoğunlukta olması en büyük tesellimiz bu yangınlarda hortumları alevlerin arasından dağlara taşıyan kadınlarımızı nenelerimizi ve devletimizin yanındayız nidalarını gördükçe asla sırtımız yere gelmez. Biz Türkiyeyiz, biz bize yeteriz. Bekir Azar, Takvim. Engin Ardıç, Mangal Sendromu. Aydınlar halkın mangal tutkusunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Genellikle ormanlık alanda yapılıyor, çok tehlikeli, yangın çıkıyor ve benzeri. Öyleyse nedir bu mangal saplantısı? Boş buldukları 2 metrekare toprak parçasında yapanlar da var. Ağaç ya da çalılık gerekmiyor. Bir kere halkımızın yüzyıllarca sürmüş et hasretini gideriyor. Hani Kemal Tahir yerli malı bir sosyalizm kurmak için halkın azla yetinme yeteneğine güveniyordu ya, kazın ayağı hiç de öyle değildi. Halk tüketmek için kıvranıyordu. O yüzden de yoksullukta eşitlik vadeden sola hiç yüz vermedi. Milli sporlarımızdan biri ev alıp satmak, öteki araba alıp satmak oldu. Bu da bir açlığın giderilmesidir. Mangal yüzyıllarca bulgurla beslenmiş, en kabadayısı bulgur pilavına yumurta kırmış köylünün et ihtiyacını karşılıyor. İster pirzola, ister köfte, ister sucuk şeklinde. Köylünün ete doymasına daha çok var. Kolesterol bilmem ne de hiç umurunda değil o eğitimli şehirlilerin sorunudur. İkincisi sere serpe uzanmak eğilimidir. Halkımız rahatlık sever. Kadını şal varla, erkeği şort ve terlikle dolaşır. O kadar ki mangala evden yatak yorgan getirenler ve karnını doyurduktan sonra yatıp uyuyanlar var. Ağaç dibinde kestirme değil, basbayağı yorganın altında. Halkımız yemek üstüne kahve ve konyak içmez, bastırsın diye çay demler sonra da uyur. Üçüncüsü de yer sofrası keyfi. Daha doğrusu alışkanlığı. Köylü yemeğini yer sofrasında yer. Osmanlı da minderde yerdi. Yemek siniyle gelirdi. Masa ve iskemle batıdan alınmış bir şehirli alışkanlığıdır. Bir tanzimat çocuğudur. Gerçi evinden mangal sefasına açılır kapanır masa ve iskemle getirenler de var arabalarının arkasında. Bu bir geçiş dönemi göstergesidir. Çünkü mangalcı ne tam köylü ne tam şehirlidir. Yani lumpen proletarya. Cebi para görmüş olsa da, altında arabası olsa da bu böyledir. Şehirli mangal yapmaz. Yapsa yapsa piknik yapar. Yiyecek olarak soğuk ordör tercih eder. Sandviç, pek pek tavuk budu. Batılılar beyaz şarap, bizimkiler rakı tercih ederler yanında. Pikniğini de asfalt yolun kenarında, kaldırım başında yapmaz. Köfteyle beraber egzoz dumanı yemez. Çöpünü de giderken toplayıp çöp kutusuna atar, tepiştiği yerde bırakmaz. Olmadı yanına alır, çöp kutusu bulduğu yere kadar taşır. Ha bakınız burada halkın her şeyi devletten bekleme alışkanlığı da devreye girmektedir. Devletle belediye arasındaki farkı da tam olarak bilemediğinden devletin işine toplasın kolaycılığı geçerli olmaktadır. Dinlediği müziğe de bakınız herhalde Nessun Dorma aryası değildir. Ama cebi para gördüğü için kendini artık burjuva olduğum sananlar da Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Yıldız Tilbe'den öteye gidemediler. Haydi öyleyse çakma burjuvalar 26 bin lira hesap ödemek üzere havuz başı yemeklerine, halkta mangala, yedikleri köfte aynı köfte ama birinin kilosu 50 lira, 5 kişi adam başı 10 liraya doyar. Ben halkın yanındayım. Engin Ardıç, Sabah